Tabii ki zaman nasıl zar o, sen de biliyorsun. Evet. Bugün ancak bir yorumda bulunabiliriz. Ama şunu biliyorum, Kemal Kılıçdaroğlu bundan önceki iki görüşme önce, yani ilk yaptıkları görüşmede Ekrem İmamoğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı resmen tebliğ edecekti. Ve İstanbul'da kalarak çalışmasını söyleyecekti. Bunun da altını politik olarak dolduracaktı. Ne demek istiyorum? İstanbul önemlidir, kazanmamız lazım. Çünkü yerel seçimde muhalefet kendisine bir alan açabiliyor. Onun üzerine siyaset inşa ederek ya Cumhur İttifakı'na direnebiliyor ya da onları geriletebiliyor. Yerel seçimler o nedenle önemli. Muhalefet bloğu açısından, çünkü bir 2019 deneyimi var, başarıyla sonuçlanmış. Burada Ekrem İmamoğlu'nun hedefi biraz daha büyük, onu görüyoruz. Yani bu bugün yapılan bir tespit değil. İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiği günden bu yana kadar sürekli olarak bir adım daha öne çıkmak, bir üst basamağa çıkmak gibi bir hamlelerine tanıklık yapıyoruz. Ben o yazılarımda da zaten biraz sabredememe hali olarak değerlendirmiştim. Ekrem İmamoğlu oradaki yaptığı görüşmeyle, Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı görüşmede de değişim vurgusunu, değişim niyetini ortaya koyduğunu kendisi de açıkladı. Ama bunun altını dolduramıyor. Değişim dediğiniz şeyin altını doldurmak gerekiyor. Yani ne anlatmak istiyorsunuz ya da talebiniz ne? Üç seçim kaybetti Kemal Kılıçdaroğlu. Üç seçim kaybettiğine ve bunun bir başarısızlık olduğunu değerlendiriyorsanız, bunun nedenlerini ortaya koyarak dördüncü seçimi sizin nasıl kazanacağınızı, eğer oraya adaysanız, anlatmanız lazım. Bu kısımlar çok eksik. Yani olduğu gibi havada kalmış bir değişim talebini görüyoruz. Yani politikada karşı olmayan, politik olarak da altı doldurmayan bir değişim talebi. Şimdi muhtemelen sizin izleyicileriniz de hatırlayacaklardır. CHP'deki bütün kurultaylar değişim kurultayıdır. Yani Deniz Baykal döneminde de öyleydi. Bütün kurultaylar yeni sol, yeniden CHP, yeni CHP gibi kavramlarla delegelere ya da işte partililere sunulmuştu. Sonrasında değişen çok bir şey olmadığını gördük. Bu nedenle hani değişimin altını dolduramadığı için, çünkü Kemal Kılıçdaroğlu da kendisi de ben bir değişim yaptım diyor. Örneğin MYK'yı değiştirdi. MYK'yı değiştirdiği yerde 3,5 yıldır partiyi yöneten parti meclis üyelerinden yeni üyeler oraya taşıdı. Oysa o insanlar 3,5 yıldır parti yönetiminde bir şekilde karar alma mekanizmasıyla da katkı sağlıyorlardı. Yani partinin yönetiminin dışında değillerdi. Bu da bir değişimdi ve buna da itiraz etti Ekrem İmamoğlu. Yani kurulları, kişileri değiştirmekle bu olmaz. Oysa genel başkanlık konusunda bir değişim istiyorsanız, bu da bir kişi değişimidir. Ortaya bir politik bir iddia ortaya koymanız lazım, değişimle ne kastettiğinizi söylemek için. Bugünkü görüşmede ben de yeni izliyorum görüntüleri. Yani bir anladığım kadarıyla bir uzlaşma çıkmış. Bu birazcık da şunu gösteriyor anladığım kadarıyla. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu birazcık buna yakındı. Sedat Bey, burada bir virgül koyup şunu da sormak isterim. Aslında Ankara saatine başlamadan önce Sayın İmamoğlu'na çok yakın bir isimle konuştum. Öncelikle şu merak ediliyor ya, hani kimden talep geldi, görüşme talebi. Bu talebin karşılıklı olduğunu iletti bana o kişi. Şimdi ismini vermek istemiyorum çünkü ismi saklı kalsın istedi. Dolayısıyla böyle anlatıyorum. Yani bu bir süreç, bu konuşmalar, telefon görüşmeleri hep oluyor. O telefon görüşmelerinin sonunda yine bir hani görüşmenin zemini hazırlandı. İşte Sayın Genel Başkan talep etti ya da İmamoğlu talep etti diye bir şey söyleyemeyiz. Süreç hani bu görüşmeyi mecbur kıldı denildi. Dedim ki peki hani üçüncü görüşme ne konuşuldu, ne söyleniyor, neden hani bir sürekli görüşme talebi ortaya çıkıyor diye. Sayın İmamoğlu aslında ilk iki görüşmede söylediği her şeyi söylüyor. Yani aynı noktada Sayın İmamoğlu talepleri ve anlattıkların noktasında aynı yerde. Ama ilk iki görüşmede tamam böyle olsun diye karar verilen şeyler belki gerçekleşmediyse bu görüşmelerin tekrar olması gereği ihtiyacı doğmuş olabilir dedi. Ne dersiniz mesela? Ya o da yorum yapmış anladığım kadarıyla. Çok görüşme ilişkin somut bilgiler Evet, aktarmamış şu size. görüşüldü, şu konuşuldu demedi. Tabii çünkü hani bu işler birazcık siyasette şöyle işler. Şimdi devrede insanlar vardır. Bu insanların bir kısmı Ekrem İmamoğlu'nu temsil etme yeteneğine sahiptir. Bir kısmı da Kemal Kılıçdaroğlu'nu. Burada hani Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu ile aynı pozisyonda olmadığı için muhtemelen Kemal Kılıçdaroğlu'nu temsil etme yeteneği olan insanlar bizzat Ekrem İmamoğlu'nun kendisiyle görüşmüşlerdir. Orada somut cümleler kurulmuştur. Çünkü Ekrem İmamoğlu şunu istiyor. Geleceğe yönelik kafasında bir CHP kurgusu var. O kurgusunda kendisine de yer var. Bu onun en doğal hakkıdır. Çünkü
lider yetiştirmede kısır bir dönem var Türkiye'de. Bütün siyaset için söylüyorum. Sağ siyasette de var, CHP'de de var. CHP'de uzun zamandır var zaten. Yani örneğin AK Parti'den sonra, Erdoğan'dan sonra AK Parti'nin başına kimin geçeceği kocaman bir soru işareti. Aynı şey Bahçeli için, MHP için de geçerli. Lider yetiştirmekte bir sıkıntısı var. Burada Ekrem İmamoğlu bir lider figürü olarak ortaya çıktı. Bunu da kendi hamleleriyle birazcık olgunlaştırdı. Yani CHP'nin geleceğinde bir Ekrem İmamoğlu figürü öyle ya da böyle olacaktır. Yani bu burada hemen hiç kimsenin itirazı yok. Bütün mesele oraya giden süreçte ne olacak? Çünkü önümüzde bir yerel seçim var ve bir yerel yönetici İstanbul'u Erdoğan'a karşı kazanmış. Bu anlamda başarılı. Ama aynı zamanda onu oraya aday gösteren Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurduğu strateji de başarılı. Kolektif bir başarının ürünü olarak orada oturuyor Ekrem İmamoğlu. Şimdi bu başarının ürünü, iki kolektif unsuru birbirine ayırdığınız zaman aynı başarıyı yakalama ihtimaliniz çok yok. Ama dediğim gibi Ekrem İmamoğlu kendisine bir geleceğe yönelik CHP kurgusu istiyor. İstanbul İl Başkanlığı'na atama yapılacak örneğin. Burada söz sahibi olmak istiyor. İstanbul'da sadece büyükşehir belediye başkanı seçilmeyecek. İlçelerin belediye başkanları da seçilecek. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde belediye başkanları seçilecek. Belediye meclisleri oluşacak. Buralarda da birazcık inisiyatif kullanmak istiyor. Geleceğe ilişkin kurgusunda başarılı olmak için ya da kurgusunu kolaylaştırabilmek için. Şu görüntülere baktığınız zaman Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı görüşmede olumlu bir noktaya varıldığı net bir şekilde gözüküyor. Daha önceki şeylerde bu tabloları görmedik, bu fotoğraf karelerini görmedik. Hani ne konuştular? Bu bilgiye ulaşmamız anladığım kadarıyla birazcık zaman alacak ama muhtemelen bu bilgiye ulaşacağız. Şu tabloya baktığın zaman şunu net bir şekilde görüyorum. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun pozisyonu çok net. Kurultay'a kadar genel başkan, Kurultay'da da genel başkan adayı. Kurultay'da kendisi karşısında kimse çıkmayacağını aşağı yukarı biliyorduk. Şu fotoğraf karesi ya da şu görüntü Ekrem İmamoğlu'nun da çıkmayacağını netleştirdi artık. Yani çıksaydı ne olurdu? O başka bir tartışmada uzun bir konu. Çünkü CHP geleneğinde Kurultay'da sadece bir kez genel başkan değiştirildi. Orada da Bülent Ecevit geldi, İsmet İnönü gitti. Başka bir örneği yok. Yani CHP tarihi aslında Türk siyasi tarihinden ve CHP'nin CHP'de bir pozisyon almak isteyen kişiler için, siyasi figürler için çok öğretici bilgiler barındırıyor içinde. Kurultay'da Kemal Kılıçdaroğlu tekrar genel başkan olacaksa Ekrem İmamoğlu'nun bugünkü yapılan görüşmede İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı kesinleşmiştir. Şimdi burada Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde iki tane yol var. İki yolu beraber yürüyecek. Kolay bir yol değil. Bir tanesi partisini yerel seçime hazırlayacak. İki, yerel seçimlerdeki ittifak modellerini oluşturacak. Tek ittifak modeli değil, üç tane ayrı ittifak modeli oluşacak bu yerel seçimde muhtemelen. Çünkü Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasında da bunun olduğunu biliyorum. Şimdi birazcık oralara yoğunlaşacak. Yani İstanbul meselesi şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun önündeki önemli bir sorun olmaktan çıkmış gözüküyor. Peki, az önce altını çizdiniz aslında bu gemiyi limana güvenli yanaştırma konusu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün grup kürsüsünden önemli açıklamaları vardı. Şimdi burayla biraz devam etmek istiyorum. Çünkü özellikle işte yerel seçimlerde yakalanacak başarının bu kurultayla çok ilişkili olduğunu hepimiz muhakkak ki biliyoruz. Dolayısıyla bu kurultayın yerel seçimden önce yapılması ve bu değişimin aslında yerel seçimlerden önce yapılması gerektiğine yönelik de açıklamalar var. Olacak mı olmayacak mı net değil anladığım kadarıyla, değil mi? Evet, o net değil. Yani kendisi de yerel seçimden önce de olabilir, sonra da olabilir diye cümle kurmuştu. Bu bilgi bende de vardı. Şimdi peki bu hani gemiyi limana güvenli yanaştırma açıklamasına baktığımızda kurultay mı seçim mi? Siz nasıl algıladınız mesela Kemal Bey'in açıklamalarından sonra? Ben daha uzun vade bakıyorum. Ya bir sonraki seçimi de kapsayan bir cümledir o. Çünkü gemi olarak kastettiği sadece CHP değil. Sonuçta CHP'nin üstünde bir Türkiye'de muhalefeti örgütleme, organize etme ve onu yönetme gibi bir sorumluluk var. Tek başına gemide tek başına yolculuk etmiyor yani. Ben daha uzun vadeli olduğunu düşünüyorum onu. Çünkü hani kurultay bir şekilde halledilir. CHP'nin iş dinamikleri kurultayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çok rahat bir şekilde kazanmasını gösteriyor. Yani iş dinamikleri üzerinden bir okuma yaptığınız zaman bu sonuca rahat ulaşıyorsunuz. Ama ondan sonra bir yerel seçim var. Bu yerel seçim kritik. Çünkü
Mekanik olarak iyi işlemesine rağmen sonuçları itibariyle başarısız olmuş bir Millet İttifakı bloku var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun sorumluluğu altında ya da sırtında halen taşıması gereken. Şimdi yerel seçimlerde bu ittifakı yeniden formatlayarak devreye sokmak zorunda. Aynı 2019 seçimlerinde olduğu gibi, 30 Mart seçimlerinde olduğu gibi. Çünkü orada Millet İttifakı'nın içinden Saadet Partisi ayrıştırıldı. Kendisi bağımsız adayla yarışa girmesi istendi. Ve bunun sonucunda da İstanbul kazanıldı. Bakın İstanbul hep Kürt oyları üzerinden bir okuma yaparak kazanıldı diyoruz ama 30 Mart 2019 seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ilk, yani iptal edilen seçimde 13 bin oy farkla kazanmıştı rakibi karşısında. Oysa Saadet Partisi'nin adayı 103 bin oy almıştı. Yani Millet İttifakı'nda Saadet Partisi var olsaydı ve Ekrem İmamoğlu'na desteğini sürdürseydi bir strateji gereği ayrı olmak yerine, o 103 bin oyun en az 70-80 bin oyu karşı tarafın adayına giderdi, muhafazakar oylar. Ve böylece birinci turda Ekrem İmamoğlu kaybederdi. Ekrem İmamoğlu'nun karşısındaki rakip Binali Yıldırım, yani AK Parti'nin adayı kazanırdı. Böyle sonuçça çok etki eden bir strateji kurulmuştu o zaman. Şimdi bu stratejinin aynısının kurulması lazım. Şimdi İYİ Parti'nin ikna edilmesi lazım. İYİ Parti çok partili bir ittifak modeline karşı, yerel seçimlere zaten başlamadan da bir pazarlık dayatmasıyla geliyor önümüze. O nedenle bir İYİ Parti ile kıyasıya bir müzakere geçecek görüldüğü kadarıyla. İYİ Parti ile CHP'nin oluşturacağı bir ittifakla mevcut belediye başkanları tekrar aday gösterilir. Büyükşehir belediye başkanları için söylüyorum. Muhafazakarların oluşturduğu blokla da bazı yerlerde aday göstererek, bazı yerlerde de onun adayı desteklenerek bir işbirliği içine girilebilir. Yani Millet İttifakı iki ayrı bloğa ayrılabilir. Bunları konuştukları için aktarıyorum ben de size. Hı hı. Aynı zamanda HDP siyaseti olarak adlandırdığımız Yeşil ve Sol Parti ittifakı da var. Biliyorsun bu yerel seçimlerde sonucu belirlemişti. Yani İstanbul'da, Antalya'da, Adana'da, Mersin'de, Hatay'da önemli katkısı olmuştu. Ankara'da dahil, ona dahil etmek lazım. Şimdi bu kendisinin dışında, yani Millet İttifakı haline dönüşecek İYİ Parti ve CHP'nin dışında bir muhafazakar blok, bir de HDP siyasetinin ittifakı olacak. Bunlar bazı yerlerde aday göstererek, bazı yerlerde aday göstermeyerek Millet İttifakı'nın adaylarının önünü açacak ya da onların kazanmalarına sağlayacak, kazanma olasılıklarını yükseltecek. Bütün bu ittifak modellerini yönetebilecek bir koordinatör lazım orada. Bunu daha önce 2019 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu yaptı, bu deneyime sahip. Millet İttifakı'nı da hani sonuçları başarısız olsa da oraya kadar kazasız belasız götürdü. Şimdi böyle bir deneyim var, kendi bir de kabul de var. Yani ittifak oluşturan blokların tamamını Kemal Kılıçdaroğlu'na bir güven tesis ettiklerini söylemek lazım. O nedenle yani şimdi kurultaydan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde bir yerel seçimi yönetecek bir liderlik, ki o da biraz önce söylediğin, senin de kendisinin söylediği, senin de aktardığın gemiyi limana yanaştırmanın önemli aşamalarından bir tanesi. Limana yanaştırdıktan sonra da bitmiyor. Yani yerel seçimlerin sonuçlarına göre de ülkede muhalefeti gene örgütleyerek Cumhur İttifakı'nın karşısında direnç oluşturacak bir cephe, siper oluşturması gerekiyor. Yani Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaptanlık görevi gemiyi limana yanaştırdıktan sonra da bitmiyor bitmeyecek gibi görünüyor şu siyasi tabloda.